Bu videoda özenle hazırlanmış finansal bir dashboard incelemesi yapacağız. Hepinize keyifli izlemeler. Merhabalar Excel 751 eğitim videolarına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda önümüzde oluşturulan finansal dashboard'u hep birlikte inceleyeceğiz. Ve bu finansal dashboard'u aşağıda açıklamalarda bulunan linklerden indirebiliyor olacaksınız. Peki nedir bu dashboard? Biraz inceleyecek olursak, sağ tarafta aylarımız var Ocak'tan Aralık'a kadar. Herhangi bir ayı seçtiğim zaman o ayla ilgili veriler buraya grafiksel bir biçimde yansımakta ve bu verileri okumamız aslında kolaylaşmış olmaktadır. Dashboard'umuzu biraz inceleyecek olursak, genel durum grafiğimiz var. Net kar marjı grafiğimiz var burada. Gelir ve giderlerin 12 ay boyunca ne durumda olduğunu gösteren bir grafiğimiz var. Gelir, gider, gelir bütçesinin yüzdesi, alacak hesapları, ödenecek hesapların tam verileri ve bunların en aşağısında da önceki ay ile karşılaştırmaları bulunmaktadır. Peki bu dashboard nereden besleniyor? Verilerimizi nereye giriş yapacağız? Veriler sayfasına geldiğim zaman buraya verilerimizi teker teker girmemiz gerekiyor ki dashboard sayfasındaki grafiklerde bu verilerden besleniyor olacak. Veriler sayfasına geldiğimiz zaman burada aslında çok basit bir ön yüz var. Bu tabloda beyaz hücrelerin rakamlarıyla oynayabiliyorsunuz. Fakat grilerde formülasyonlar mevcut ve gri hücrelerle oynadığınız zaman dashboard'da bir takım sıkıntılar meydana gelecektir. O yüzden yalnızca beyaz hücreleri değiştirerek dashboard'a bu verileri yansıtabiliyoruz. Hatta çok isterseniz bir hata yapmamak adına buradaki gri yerleri sağ tıklayıp saklayabilirsiniz. Gizli seçeneğine bastığın zaman burası saklanmış olur. Ama bence çok gerekli değil. Ctrl Z'ye basarak yaptığım işlemi geri alıyorum. Bunlar da bence burada tablo şeklinde de görmeniz sizin faydanıza olacaktır. Burada bir bilgilendirme mesajı yayınladık. Kullanıcıların gri hücrelerin formülasyon içerdiğinin farkında olması için beyaz hücrelerin de değiştirilebilir olduğuna yönelik bir mesaj kutucuğu buraya getirmiş olduk. Bu tablo gördüğünüz gibi 25 satır var sadece ve Z kolonuna kadar kolon var. Daha sonrası yok çünkü daha sonrasını sakladık. Yanlış bir şey yapılmasın diye. Genel olarak program bu şekilde, kullanımı basit bir finansal dashboard. Finansal işlerle uğraşan kişiler için aslında gerekli bir program. Onun dışında tabii bu dashboard'u hazırlamak için arkada birçok daha farklı sayfalar da var. Hemen sağ tıklıyoruz buraya ve göster seçeneğine tıklıyoruz. Burada 3 tane sayfa daha var. Bu sayfalara da girip inceleyebilirsiniz. Fakat bir değişiklik yapmanızı önermiyoruz. Çünkü dediğim gibi dashboard'un arka planında çalışan işlevlerini hesaplayabilmek adına bu sayfalar geliştirilmiş. Bu sayfayı Excel 751 olarak biz tasarlamadık. Bu dashboard'u biz tasarlamadık. İnternetteki bir web sitesinden aldık fakat Türkçe'ye uyarladık. Türkçe'ye uyarlamasını biz yapmış olduk. Buradaki gördüğünüz bütün terimler İngilizceydi. Burada gördüğünüz terimler de hepsi İngilizceydi. Biz İngilizce'ye çevirmiş olduk ve sizin kullanımınıza ücretsiz bir şekilde sunmuş olduk. Dediğim gibi kullanışlı, basit bir kullanıma sahip olan ve görselliği de çok ön planda olan bir dashboard. Göstergeleri vesaire olsun gayet hoş ve güzel. Hem size örnek olması açısından hem bunun nasıl yapıldığıyla ilgili belki açıp incelemek istersiniz. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Üstünde bir takım değişiklikler yaparak. Umarım siz de faydalı bulursunuz. Aşağıda bulunan açıklamada bu çalışma kitabını indirebileceğiniz linki paylaşıyor olacağız. Ücretsiz bir şekilde tıklayarak oradan bilgisayarınıza
bu çalışma kitabını indirebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.